her anıyla bizleri yaşama bağlayan ve bu yaşamın içinde bizleri kötü... AK Parti Kütahya İl Başkanlığı partililerle bayramlaştı. Bayramlaşmaya Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, milletvekilleri Yüksek Mühendis Doktor Soner Aksoy, Profesör Doktor İdris Bal, Vural Kavuncu, Belediye Başkanı Mustafa İça, İl Başkanı Kamil Saracoğlu, İlçe Başkanı Emin Sarıkaya, Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Ebeoğlugil, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yazıkan, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile partililer katıldı. Bayramlaşmada Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Ebeoğlugil, ilçe başkanı Emin Sarıkaya yaptıkları konuşmada bayramların önemine değindi. AK Parti İl Başkanı Kamil Saracoğlu da partisinin kuruluşunun 11. yılına değindi. Saracoğlu, millet odaklı siyaset yapmaya devam edeceklerini söyledi. Milletvekili Vural Kavuncu da bayramlaşmada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz haftalarda CHP Kütahya İlçe Teşkilatı'nın ve Gençlik Kolları'nın Suriye'ye gösterilen ilginin Simav halkına da gösterilsin açıklamasına tepki gösterdi. Kavuncu, bizler Simav halkına ilgi gösteriyoruz dedi. Simav'daki vatandaşımız Suriye'den daha mı geri kaldı size göre? Ne ayrıcalığı var? 3 gün önce Simav'daydık, iftar açtık. Simav'a 250 milyon liralık şu ana kadar oluşan desteğimiz bu kadar. Bu hiçbir şey. Bundan öte oraya gönlümüzü, kalbimizi ve onlarla birliklerimizi ve beraberliğimizi ilk günden itibaren verdik. Milletvekili Yüksek Mühendis Doktor Soner Aksoy da gündemi oluşturan CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması ile terör konusuna değindi. 2 günlük piknik sona erdi diyen Aksoy, ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini istemeyen güçlerin PKK'yı ve onun siyasi uzantısını gündemde tuttuğunu söyledi. Soner Aksoy, Hüseyin Aygün'ün serbest bırakıldıktan sonra PKK'lı teröristler demesi gerekirken arkadaşlar demesini yadırgadığını ifade etti. Maksatları yalnız kan dökmek değil, kendilerini gündemde tutmak. Bunun için biliyorsunuz, buluşma geceleri, buluşma günleri tertip ediyorlar. Hatta birkaç günlük piknikler de yapıyorlar. Hepsinin danışıklı dövüş olduğunu, milletimiz çok yakinen takip etmekte ve bilmek. PKK devamlı gündemde kalmak suretiyle bunu yapmaya çalışıyor. Ama salgının ülkemizde hakim olduğu bir dönemde bunlara teşne olmaya kalkmak, değirmene su taşımak bence ihanet mertebesinde felaket davranışı içerisine girer. Milletimiz bunların değirmenine su taşıyanları iyi bilmelidir. İdris Bal da yaptığı konuşmada şiddete maruz kalan başta Arakan ve Suriye halkının yanında olduklarını, ülke olarak da olmaya devam edeceklerini söyledi. İşte bayramlar, ortak tarihimiz, ortak inançlarımız, ortak ideallerimiz bizi değerli arkadaşlar yapmaktadır.